Hadi o zaman çak çevirmeye başlayalım. Dur oğlum, üstümü yırtacaksın lan. Verirsin bence bak. Geliyor şu an. Geliyor. Yeni bir videodan merhabalar hepiniz. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi karşınızdayım. Yaklaşık bir 4-5 gündür yoktum. Daha doğrusu videoları atıyordum. Fakat 1-2 tane video stoklamıştım. Zaten bunun da bilgisini geçmiştim. Videosuz kalmayın diye 1-2 tane video stok attım. Ayrıca da videoları nasıl çektiğimi, nasıl kaydettiğimi, nasıl editlediğime dair bir video hazırladım. O videoyu da izlerseniz sevinirim. Ben nasıl edit yapıyorum, nasıl düzenleme yapıyorum, nasıl kaydalıyorum. Bu işe girmek isteyenler varsa ufaktan da bilgisi olmuş olur. Haydi bakalım Bismillah diyelim, başlayalım. Dediğim gibi yaklaşık 3-4 gündür yoktum. Neredeydim? Ailem. Ailemle, çoluğumla, çocuğumla zaman geçiriyordum. Amasra'ya tatile gittim. Öyle 3-4 günlük uzun bir süre değil. Her neyse, Bismillah diyelim, başlayalım. Pazar hesabına giriş yaptım. Pazarımın son bir günü kalmış olması lazım. Giderken bir yaklaşık 4 günlük falan sürem vardı. Böyle pazarımı ben gördüm, size de göstereyim. Pazarımızı açtığımızda 49 won, hatta 12 won da buradan var. 61 won pazarımızda satış olmuş. Üstümüzde de 94 wonluk bir güzel bir paramız var. Ya bu parayı biriktiriyorum. Aslında satılacak bayağı bir eşyamız da var. Bunlar da satılsa herhalde bir 250-300'leri görürüz diye düşünüyorum. Daha alacağım borçlar da var birkaç arkadaştan. Onları da dahil edersek güzel bir param var. Fakat o para bir yere gidecek. Nereye gidecek? Güzel bir zırh arıyorum. Savaşçı için şöyle artı 9 ve üzeri yılan zırhı arıyorum. Bulabilirsem çok iyi olur. Bulamıyorum. Çok savaşçı kullanan olmuyor yılan zırhlarında. Gördüğünüz gibi yani uçmuş. Artı 14 var, 700 ona. Yani alınır mı? Alınır. Hem de beceri savunmalı. Defansı çok yüksek değilmiş ama işimizi görür. Defansı çok yüksek değil ama artı 14 bile olması yetiyor. Beceri savunmalı ve canavarlara karşı güçlü bir zırh. Yani param olsa alırım diye düşünüyorum. O zaman tatilimiz bitti. Hemen gelir gelmez ticaretimize ufaktan ufaktan devam edelim. Sonra da videonun akışına göre bakalım neler yapacağız, ben de bilmiyorum. Şöyle bir kask buldum. Bunu bir bulmam lazım pazarın öncelikle. Belki uyguna daha fazla eşyası vardır. Kaskın efsunları değişmelikten daha ucuza kurmuş arkadaş. 15 rüzgara saldırı hızı 3 var. EPCP üretim ve 10 da orku var. Yani bu kask 3 ona rahat gidebilecek bir kask. Öncelikle bu arkadaşın pazarını bir bulayım ben. Arkadaşın pazarı buldum. Ayrıca aklıma bir şey geldi, ondan da bahsedeceğim. Bunu 2 won'a bir çekelim, bunu 3 won'a falan atarız diye düşünüyorum. Başka neyi var şöyle uyguna bakalım, var mı daha doğrusu. Bunların piyasasını bilmiyorum ama bir bakmak lazım. Kostümler falan, 14 günlük erkek kostüm 40M. Başka uygun bir şey bulamadım. Şimdi bahsedeceğim şey de şu, yeni bir sunucu açılıyor, biliyorsunuzdur. İlla ki duymuşsunuzdur diğer yayıncılardan veya forum üzerinden görmüşsünüzdür. Bu sunucu hakkında ne düşünüyorum? Hiçbir şey düşünmüyorum çünkü başlamayacağım. Ben öyle zırt pırt sunucu değiştiren bir insan değilim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Ha, sadece bir gireriz bakarız, belki o da kesin bir şey değil. Ha, belki bir girer bakarım. Ne yapmıştım mesela, bahar sunucusunu bilenler vardır. Demiştim ki gireceğim bir bakacağım, bir 3-5 gün belki de 10 gün maksimum zaman geçirir, sonra geri Ruby'ye geçerim demiştim. Zaten orada elde ettiklerimi de Ruby'ye geçiririm demiştim ki dediğimi de yaptım zaten, bilenler izleyenler vardır. Ha, ben öyle zırt pırt sunucu değiştiren biri değilim. Ha, sunucu biraz farklı. Aylık ücreti falan var diyorlar. Çok araştırmadım çünkü çok ilgimi çekmedi. Dediğim gibi ben çok sunucu değiştiren biri değilim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Bu hesaplarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Yine çok güzel uygun bir kafalık buldum. Hem de 20 ölümsüzlüğü, 10 hayvanlı ve değişmeliğin de altında. Değişmelik efsun 2 won neredeyse. Bu adam 20 ölümsüzlüsünü 1,5'a koymuş. Bunun pazarını bir araştırayım ben. Pazarı bulduk. Şu kafalığı hemen bir çekelim. Değişmeliğin de altına aldık. Bu ne? 15 rüzgar. Yok reis, bu kalsın, bu da kalsın. Bu arkadaş bunu bayağı bir ucuza koymuş. Biz bunu 2,5 hatta 3 won'a bir atarım. Böyle bir tane zırh buldum. Bu zırh uygun geldi. 50 STR, 1,5 KP, 6. efsunda da 350 HP var. Yani neredeyse 2K'lı bir zırh diyebiliriz. Şimdi ben bu zırhı alacağım. Benim kendi zırhım var buna benzer, biliyorsunuz. 50 STR 10 ateşli olması gerekiyor. Fakat 10 ateş beni herhangi bir zarara sokmaz. Hatta tam tersi, biz onu daha pahalıya satarız. 800 won'lara falan satarız diye düşünüyorum. Belki daha pahalıya da gidebilir. Bu zırhı çekiyorum. Benim o 61'deki zırhı da pazara atacağım. Altın ona hayırlı olsun. Temiz. Köye geldim. Depoya birkaç parça eşya aktaracaktım. Sağ olsun bayağı bir arkadaş bir anda PM attı. Buradan bu arkadaşların hepsine selam olsun. Ayrıca Lera04'e de teşekkür ederim. Ankapen üzerinden alışveriş yaptığını, bana destek olduğunu söyledi. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Böyle birçok arkadaş var. Bir ara yine alışveriş yapanlar arasından güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz. İnşallah yakında olacak o da. Soso şöyle bir kostüm almış. Bunu biliyorsunuz. Nesne Market'te 2000 kaplan parası biriktirdiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Böyle 60 günlük kafalık kostüm. Binek olması lazım. Bir tane de bineği var. Ya bu kostümlerin sadece ticareti var. Pazara koyulmuyor. Şöyle bir görüntüye sahip. Çok değişik, güzel. Ve Azrail'in kostümleri her zaman hoşuma gitmiştir ya. Böyle değişik gözüküyor ya. Bayağı ilgi çekici. Arkadaşa tekrar verelim. Şöyle kendi kafalığımızı giyelim. Şimdi kendisi şamanı bırakmış, ninja'ya geçiyormuş. Hidralık bir ninja dizeceğim dedi. Şöyle bir çanı var. Acayip güzel, hoşuma gitti. İlgisini çeken varsa, almak isteyen varsa
Soso'ya ulaşabilir veya bu videonun yorumlarına bu çanın fiyatı nedir gibisinden yorum atarsanız belki size kendisi de ulaşabilir. Çanı gösteriyorum şu şekilde: 33 ortalama, 10 delici, 20 şeytan, 6 7 sekti. 7. ev sunda da şeytanlara karşı %15 oranı var. Bayağı güzel art 9 bir zodyak çanı. İlgisini çeken, almak isteyen varsa Soso'ya da ulaşabilir veya bu videonun altına çanın fiyatı nedir gibisinden yorum atarsanız Soso görürse size cevap verir zaten. Bedensele girdik. Niye girdik? Çünkü bir zırh almıştık. Bizim zırhımız şu şekilde, bir göstereyim size de. 6. ev sunu ekli. 50 STR 10 ateşi var. 2 de hip absorbesi var. Yani bunun 7-8 onlara, belki daha fazla paralara da gideceğini düşünüyorum ama bunu satacağız. Biraz önce bir zırh almıştık. Onu da göstereyim size. Şöyle yeni aldığımız zırhı göstereyim. Bir de gördüğünüz gibi birkaç tane sandık aldım. Bunları da açacağız öyle keyfiye. Yeni aldığım zırh da bu şekilde. 50 setir, 1.5 HP. 6. ev sunumunda da 350 HP'si var. Bunu şimdi 7. ev sunuma bırakacağız. Bu da gördüğünüz gibi güzel bir zırh. Belki 7. ev sunumunda kendiliğinden bir STR falan yakalarız. O da yanında cabas olur. Şuradan 6. 7. ev sunu ekle diyoruz. Mavi parçamız vardı. %20 şansla fırına yolluyoruz. İnşallah eklenir. Bizim ayrıyetten de şu şekilde bir altın taşımız var. Bunda da 50 STR artı 6. ev sunumunda da 25 STR var. Bunu şu an kullanıyoruz. Belki o ejderha tanrısını da satabilirim. Çünkü onu pek kullanmıyorum. Yani bu bizim işimizi görüyor. Ekstra gelir olur o da bizim için. O hesaba da geçmişken bir yolu verelim. Ondan sonra da 12 tane kaldı bu arada, geçti bir yolu. Şöyle BK'larını okuyalım. Öfkeyi okuduk, başarısız. Ah bir öfke. Şuradan bir münzevi artı çevirme diyoruz. 6 BK sonra çevirmemiz de M9 olacak. Adım adım G'ye doğru gidiyoruz. Başlayalım sandıkları açmayı ama yerim var mı? Bir bakalım, açmayabilir. Açmadı. Şurayı ben bir ayarlayayım öncelikle. Şöyle yapsak herhalde şimdilik işimiz görür. Bu taşları bilerek atmıyorum. Üst üste birikip stoklanacak. Ne kadar fazla taş o kadar bizim için çok gaya demektir. Sandıkları açmaya başladım bu arada. Hiçbir şey atmadı. Akik 10M falan ediyordu. Düşmediyse ruh kemeri 1-2M edebilir. Haydi bakalım devam ediyoruz. Siyah çelik, kıymetli apolot, siyah çelik. Devam ediyoruz. Ergüven çelik, ametist kolye. Ya ne çok yerim bitiyor benim. Tekrar devam ediyoruz. Şöyle mavi ejderha çeliği, duygu çantası, kırmızı iksir. Bu Razdor sandıklarından tanrıların özütü mü? Bu 10M falan ediyordu galiba. Geçit bileti. Yani Razdor'un sandıkları parasının yarısını karşıladı diyebilirim. Bu 10M ediyor, bu da 10M ediyor. Bu Akik de 10M ediyorsa sandıkların parası çıktı diyebilirim. Geldik nemerelere. Bunlar normalde ben hiç açmıyorum, satıyorum genelde ama hadi bu sefer açalım. Titan dioksit çıkarsa belki güzel olur. Tecrübe, kıymetli apolet. Bize hiç şu ana kadar hiç titan dioksit çıkartamadım ben bu sandıktan kendime. Hayt. Vallahi bir an level atlayacağız diye korktum. Aha alev. İlk defa kar ettik galiba bu sandıklardan. Karizma para ediyor mu bilmiyorum, bakarız. Allah Allah. Ulan ben bu sandıkları açsam mı ki satmak yerine? Vallahi bak bir şu an düşündüm. Oh güzel. Işınlama yüzü de lazımdı. Vallahi mükemmel oldu. Şu an bu sandıklar bizi ikiye katladı. Bayağı bir kar ettirdi. 8 ortalamanın zehir çıkmış. Şimdi geldik asıl sandıklara. Hidraları açacağız. Şunlara şöyle bir atayım, ben yerimi açayım. Hidracıklar kardeşim, gösterin gücünüzü be. Hop. Olmadı. Olmadı. 10M'miş kuşak istiyorum en kötü ihtimalde. Bak en kötü ihtimalde. Bunun ticareti yok galiba. Protein. Bunlar çıkmasın ya. Zihin taşı. Ah! Ulan kâra geçtik yine. Taş sanatı. Hiç beklemiyordum bu arada metalin çıkacağını. Ne kadar kâr ettiğimizi birazdan söyleyeceğim. Allah Allah. Bak sen şu işe. Bayağı bir kar ettik ya. Evet hesaplarımızı yaptık. Burası bize sandıklardan çıkan değerli eşyalar. Buranın toplamı 8-8.5 won aralığında değişiyor. Metali ben 4 won diye biliyorum. Belki 5 won'dur. Bu 1 won daha artabilir. Ben 8-8.5 arası diye hesaplıyorum burayı. Harcadığımız para da 3.5 galiba. Hatta 3.5 bile değil. 3 de diyebilirim. 3 bile değil yani. Bayağı 5-10 güzel para katladık. Bunları pazara atarız. Titan dioksit 2-2.5 arasıydı. Bu 1-1.5 arasıydı. Yaklaşık 3-4 gündür oyuna girmediğim için piyasa değişmiştir illaki. Ben en son oyundayken bu 5 won falandı. Bunlara bakacağız. Güzel. Bayağı bir kâr etti. Evet şimdi pazarımı kurdum. Bu arada yerden bakın bir rastgele sandığı buldum. 4 taneydi. Bir açtım. İçinden bu artılı şeytan hatıraları önceden bunun içinde ekli değildi. Bunları yeni güncellemeli eklemişler galiba. Rastgele sandığından 6 tane şeytan hatırası çıkarttım. Bunların tanesi 2M 3M arasından değişiyor. Yani yerden buldum. Şuradan buldum hatta ya. Rastgele sandığı yazıyordu. Bilirsiniz zaten. Hidranın içinden çıkıyor galiba o sandık. Bir tane şöyle siyah üniforma artılı atmış. Bu bile 300-500K tanesi. Bu para etmiyor ama şuradan rahat 10-15M para kazandık. Şimdi yer hesaba tekrar geçtim. Çünkü bir arkadaş BM atmıştı. Skyline GTR. Burada zaten linki de görüyorsunuz. 1 won karşısında şöyle şu kadar gördüğünüz birkaç tane item verdi.
Buradan da yaklaşık 40-50 kar ederiz diye düşünüyorum. Skyline GTR'a da teşekkür ederim. Ayrıca Lero Nick'le Reis, yani Ferhat, biraz önce kendisiyle özelden de görüştük özel bir şekilde. Kendisine de tekrardan teşekkür ederim. Güzel bir donate sağladı bize. Sağlamış olduğu donate ile app falan çekeceğiz. Hazırda %25 HP Or mevcutken bugün. Ayrıca video açıklamasında bulunan Ankap'ın üzerinden alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Böyle birçok kişi alışveriş yapıp bana destek oluyor. Alışveriş yapanların listesini buraya eklemeye çalışırım ben. Siz de alışveriş yaparak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Alastor tipeti arayan varsa, tip 5, daha kasılmamış bir level bizim bir arkadaş çıkartmış. EPC 09, defansı 1.4 olduğunu söyledi. Yaklaşık bir 25 günlük ömrünün olduğunu söyledi. Tip 5, 3 skill zaten Alastorlar standart 3 skill çıkıyor. Bu şekilde bir Alastor mevcut. Alastor'u almak isteyen varsa bana özelden yazabilir. Videonun altına da yazabilir. Video açıklama kısmında benim Instagram'ım mevcut. Bana yazabilirsiniz. Ayrıca buradan Reze'de selam olsun. Yeni sunucuya başlayacakmış galiba. Sen başlayacak mısın diye konuştuk. Ben başlamayacağım dillendirmiştim. Hani birkaç video belki çekebiliriz. Girip bir bakarız nasıl bir sunucuymuş diye. Ama Ruby bizim başlayıp da devam ettiğimiz bir sunucu. Her neyse, dediğim gibi pet tip 5 bir Alastor, 3 skill, HP'si 0.9, defansı 1.4. Almak isteyen, iletişime geçmek isteyen varsa mutlaka video altındaki açıklama kısmından Instagram'dan bana ulaşabilirler. Evet, sizi şöyle bir sayfayla karşılıyorum. Bahsetmiştim Ferhat Reis'in biraz donate attığından. Tekrardan teşekkür ederim Ferhat Reis'e de. Ankap'ın üzerinden olarak atmış. Attığı mesajı da gördüm. Eyvallah, teşekkür ederim. Oğlumu da yanımda zaten görüyorsun. Oğlumla ilgili bir tweet atmış. Oğlum dur vurma babam. Attığı mesajda da oğlumla alakalı bir mesaj vardı. Oğlum da zaten yanımda. Benden sonra devralacak herhalde Metin 2 yayınlarını. Metin 2 videolarını falan oğluma devredeceğim bir süre sonra. İnşallah size artık bol bol video çekip atar o da. Şimdi bu app'in bir kısmına çark çevireceğim. Normalde Ferhat Reis'e dedim ki istediğim bir şey varsa yapayım dedim. O da sen kafana göre takıl dedi. Ben izliyorum, izlerken keyif alıyorum dedi. Teşekkür ederim. Biraz çark çevireceğiz. Biraz eksiklerimiz var. Onları alacağız. Aylık otomatik aldık işte. Tecrübe yüzü gibisinden. Hatta app'in bir kısmında şaman da kullanacağım. Şaman artık şampiyon yapayım ki o da artık Gohara'ya girsin. Zinselle daha rahat bir şekilde artık sunak farmları falan yapalım. Hadi o zaman çark çevirmeye başlayalım. Dur oğlum, üstümü yırtacaksın lan. Çevirdim bir tane, bakalım ne gelecek. Böyle ikinciyi çevirdim. Gaya çantası var. Şu gelse işimizi en kötü ihtimalde görür. Ama şu da olur. Tamam, bu da olur. Ah be, anahtar verme ya. Üst kata çıkmayacağım bu arada. Üst kata hani çıkarsam da bir iki kere çeviririm. Alt kattan bir haftalık 15 günlük kahramanlık çıkartmaya çalışacağım. Bunlar daha mantıklı bence. Çarkta herhangi bir şey olmadığı zamanlarda şu şekilde geçeceğim. Ne çıktığına en son bakarız. Bakalım. Hep aynı şeyleri çıkıyor ama ya. Bunu da geçiyorum. Güzel bir şey çıkarsa durduracağım. Evet, hala saçma sapan şeyler çıkıyor. Bu arada ikinci kata yaklaşmışız. İki tane anahtar tutturmuşuz. 3 günlük. Çıkarsa olur. Neden olmasın? Yok, maalesef. Buradan hiçbir şey gelmez. Yok, buradan da hiçbir halt yok. Devam ediyorum. Ya ne kadar kötü. Çıkmaz. Burada yavaşladığına göre çıkmaz yani. Yok. Abi çark ne kadar kötü. Bir kahramanlık gösterdi, başka göstermedi. İlginç. Metal ticareti var mı acaba bunun? Vardı galiba. Ben var diye hatırlıyorum. Onu ver be harbi. Yok, o da gelmez bize maalesef. Üst kata çıktık. Hiç adam akıllı bir şey tutturamadık çıkana kadar da. Şöyle birkaç tane çevirelim. Belki bir Vayne falan gelir 30 günlük. Hiç belli olmaz. Gelirse Sunak da zihinselle acayip farm yaparız. Buradan ne çıkar? Ya ah be, arttırma lazım değil. Epsun lazım. Epsun versen iyiydi. Antika mı? Antika da olur. Ver. Ver onu. Yok, yine mi arttırma? Bu ne? Lezzetli lokma. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama X veriyormuş Pete. Devam edelim. Şöyle bir iki tane daha çevirin. Fazla çevirmeyeceğim. Aşağı kata ineceğim. Ah be, 30 günlük verir misin? Verirse mükemmel olur. Gelir mi? Ya yapma ya. Maalesef tutturamadık. Gelse mükemmel olurdu. Aha, bir tane daha. Hem de aynı yerde. Bak, bu sefer geldin. Tamam mı? Naz yapma hiç. Geldin. Geldin reis, geldin. Burada yavaşladı. Tek tek atlı atlı oralara kadar gitti. 15 gün var. Pet Efsun'a var. Pet Efsun'a gelirse belki kendim kullanabilirim pette. Şunu ver bari be. Ver. Tamam, 15 gün cepte. Okey. Güzel. Kasılırken kullanacağız. Bunlar çok lazım olacak. Bunlar stoklanabiliyor. O yüzden bu çark aslında bir yandan da iyi. Şunu da ver. Gideceğim. Aşağı kata ineceğim. Verirsin bence. Bak, geliyor şu an. Geliyor. Ya yine aynısını yaptın ya. Bilerek yapıyor var ya, bu çark bizi kanser edecek. Metal ticareti var. Gelirse satarız 5-10. En kötü ihtimalle 4.5-10, 4-10'lardan gider. Yok, o da gelmedi. Tamam, Epsun. Epsun da okeyim. Epsun'a okeyim. Devam ediyoruz. Abi bir iki kere çevirik dedik. 3500'e düştü hep. Yok.
Çok kötü çöp burası. Yani alev gelirse belki bir bonu. Hatta bunun ticareti de yok. Satamayız. Ayak kesesi. Demirci olur. Tamam, hiç yoktan iyidir. Parasını çıkarttı. Harcadığımız epi çıkartıyor. Şunu verirse bir kere daha çeviririm. Verir mi acaba? Yok, vermez. Bir kere daha çevirdim. Abi bırakamıyorum ya. Resmen bağımlılık yapıyor. Bu çark çok kötü bir şey. Girmeyin sakın. Epiniz falan çok azsa. Al işte gitti, böyle 200 tane gaya verdi. Bir tane daha kahramanlık istiyorum ya. Böyle 30 günlük. Ya kardeşim bu ne ya? 65 epe bunlar mı yani? Çıksa çıksa bir demirci iş yapar. Al işte gitti, en kötü şeyi verdi. Epi 3K'ya kadar düşürelim. Galiba ya 2 ya 3 çevirmemiz var. Ne çıkarsa artık. Şunu ver. Bari en azından bir tane daha çıkarttık diyelim. Kendimizi avutalım. Yok, bize bunu verecek değil mi yine? Al işte. Son 2 çevirmemiz. Bir 60 günlük nazar nasıl mutlu eder var ya. 30 gün 30 gün. Tamam, ikisini topla 60 gün. Beyin bedava. Bir tanesini ver bize. Ya yapma ya. Ender verdim. Tam 3K'ya düşüyor hatta. Verdin o 60 günü. Aha. Lan verirsen var ya. Verirsen var ya. Ulan burada durulur mu ya? Abi alt kata indim, geri üst kata çıkarttı çark bizi. Sanki diyor ki üst katta takıl, sana vein vereceğim diyor gibi ama. Bilemedim yani. Üst katta zararlı, çok acayip epiyor. Bunu versene ne işe yarar? Şu anlık işimize yaramaz. Bunlar ne? Ender. Soylu. Soylu verdi. Geliyor mu? Geliyor mu? Ya yapma bunu ya. Bu çark harbi bozuk. Maalesef epi 2500'e kadar düşürdüm. Daha da oynamam. Ne çıkmış? Şöyle size de göstereyim. Çok adam akıllı bir şey çıkartamadık. Sadece 15 günlük bir madalya çıkarttık. Bir de birkaç tane efsun ve arttırma çıkarttık. Madalyamız burada. Bir tane demirci. Bayağı bir efsun çıkmış ya. Dördüncü efsun. Ender. Şu enderleri alalım. Bir açalım ne çıkacak. Şimdi 61'imize girdik tekrardan. Bununla gidelim bir ETP görelim falan halledelim. Hatta bunun üstünde birikmiş biraz korlar var. Bu korları aktaracağım. Bugün biraz birikmiş korlarımızı açalım. Bakalım kaç tane antika çıkarabileceğiz. Birlikte görelim. Öncelikle olmazsa olmaz Soğan'ımıza gidelim. Soğan'da hem metin keselim hem ETP'mizi kasalım. Hayalet Ormanı'nın sonundan da direktmen şuradan Soğan'a giriş yapıyorum. Bir de Soğan'a da gelmişken biraz metin keselim. Bir de bugün Robin eventi var. Düşürebilirsem bir Robin düşüreceğim. Artık bu hesaplama zihinselle mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle zihinsel de olur. Parça kasmaya bırakırım. Biraz parça kasarız zihinselle. Biraz metin arayalım, bakalım metin bulabileceğiz mi burada. İlk metnimizi bulduk. Metni keselim. Metni keserken de ETP kasarız zaten. Hatta üçüncü elimiz var mı? Var. Bazı arkadaşlar buna kızıyor. Hatta hazır hep varken bir aylık üçüncü el alacağım. Baya bir yank doluyor yerler çünkü. Şu kutsamayda bir iteme deneyeceğiz biraz sonra. Ne item olduğunu da gösteririm birazdan. Hatta envanter genişletme almıştım ben. Depoda unutmuşum galiba. Şu sırayı da açalım diyordum. Şöyle metin kesmeye başlayalım. Tabi eldivenimizi takalım ki en azından daha fazla şeyler düşsün. Süresi yarım kalan eldivenim buradaymış. Neyse, sıkıntı yok. Keselim biz. Aa, bu arada yanlış tılsım taktım. Ben 25 buz dirençli tılsımı takarsak canımız gitmez. Ek metni şöyle birlikte keselim. Bayağı bir ETP düştü yerlere. BK'mıza bir bakalım neyimiz varmış. Taşımızı aldık. BK'yı göremiyorum. BK'ya baktık. Bu vardı. Zehir lok düşmüş. Şunları toplayayım ben. Bir metinciğimizi daha bulduk. Hemen kesiyoruz. Daha demin simya kapalıyken kesmişiz bu arada. Geç simyanın çok bir farkı yok. Yani sonuçta mat bir yakut var. Herhangi bir set de yok veya mitsi de değil simyamız. Metnimizi kestik. Hemen şunları toplayalım. BK'mıza bakalım ne çıkmış. Böyle BK'mıza bakıyoruz. Ejderha darbesi satılır. 1.5'ken falan da en son. Gayet güzel. Bir adet daha metinciğimizi bulduk. Hemen kesiyoruz. Hem ETP'mizi kasıyoruz. Hem BK'mızı kasıyoruz. Hem de ufaktan metnimizi kesiyoruz. En sevdiğim şey düşük seviyeyle böyle metinler kesmek. Keşke bir sürü metin olsa da patır patır kessem hepsini. Valla metin keserken çok keyif alıyorum. Bir yandan da gördüğünüz gibi artı basmalar kasıyorum. Bu artı basmalar böyle artı 50, artı 100 civarlarına gelince aktarıyorum, satıyorum. Oh ne güzel düşüyorsun öyle ya. Bir de artılı buz parçası düşersin bence. Şuradan bir uzaklaşalım. Bunlardan artısız buz parçası alırız bol bol. Evet, bir tane aldık. Artılı buz parçası için böcek lazım. Oh ne güzel döküldün ya. Buz topu. Ah, buz parçası artılı da düştü. Bunların tanesi hala para ediyor. 1M, 1.5M, 2M'lere kadar yükseliyor yeri geldiği zaman. Artı basmayla ben zamanı da hesap dizmiştim. Özellikle Ruby'nin ilk bölümlerinde bilenler vardır. Artılı sargı bezi, artılı buz parçası sayesinde zihinseli dizmiştim. Yani simyasına kadar onlarla dizdim neredeyse. Taşımızı alalım. BK'mıza bakalım. Yolumuza devam edelim. Kamuflajı Ninja'ya okuruz. Bulamıyorum. Yeri geldiği zaman satan olmuyor. Kamuflajı cidden arıyorum arıyorum bulamıyorum. Böyle bir adet daha metin bulduk. Bunu da keselim hızlısından. ETP'lerimizi de kasmaya devam ediyoruz. Metnimizi de patlattık. Şuradan BK'mızı alalım. Üstünde bir görev tamamlamışız. BK'mız kılıç darbesi.
Başka ne düşmüş? Bakıyorum, ekstra ilgimi çeken altın define sandığı var. Gerisi de ETP. Bunları da ben hızlısından topluyorum hemen. ETP görevimizi bitirdik fakat hazır bulmuşken şöyle metinleri birkaç tane metin keselim. Keyfini çıkaralım. Zaten birkaç cihaz ona bırakacağım metinleri. Saat şu an 16.00. 17.00'da Robin Event'i başlayacak. Onu düşük level hesabımızla yaparız. Bu videoyu ekler miyim bilmiyorum. Ekleyemezsem de diğer videoyu eklerim. Bu arada metni patlatmayacaktım, unuttum. Şuradan bayağı bir buz balina boynuzu ve buz parçası artı kasabilirdik. BK'mıza şöyle birlikte bakalım. Nereye geldi o? Şu mu? Ejderha dönüşü gelmiş. Aynen, bu yoktu. Bunları da toplayayım ben. ETP'mizi falan kastık, geldik. Bir arkadaş bana özelden ulaştı. Galiba Ruby'yi bırakıyormuş. Bayağı elinde sağlam itemler var. Onları alabilirsem alacağım. Alamadıklarımı da satıp parasını arkadaşa vermeye çalışacağım. İtemleri bir göstereyim size de. Arkadaşım bayağı sağlam itemleri var. Mesela şöyle bir King kılıcı var. 45 ortalama, 6 metinli. Bunların hepsini pazara atacağım. Eğer siz bu videoyu izlerken pazara attığımda satılmamış olursa iletişime geçebilirsiniz. Hani biraz aşağısını falan bir şeyler yapabilirim. Şu an piyasalar nedir hiç bilmiyorum. Camdan bakacağım, koruyacağım. Art 9 bir korku var. Şu şekilde bir kalkan var. Sersem 20 şeytan. Şöyle 20 X bonus, 10 kritikli güzel bir ayakkabımız var. Şöyle art 9 cennetin gözü bilezik, çift elementli, hippili. 20 şeytan, 20 orklu bir abonos küpesi, art 9 bir kolye, 5 kritik 2K HP'si varmış. Şöyle bir art 9 anka ayakkabısı var, 5 kritik 1.5K HP. Sersem 15 blok bir şahin. Demir kask var, 15 şimşek, 20 şeytanlı. Bak bu da güzel, 20 ölümsüzü var. Bunların piyasalarına bir bakacağım. Reis edeceğim ki bu kadar verebilirim. Kabul ederse kendim almaya çalışacağım. Kendim de üstüne biraz kar payı katarak satmaya çalışacağım. Yine şu şekilde itemler devam ediyor. Art 7 mavi çelik var, 50 setleri, 10 şimşekli. Değişmelik şu şekilde siyah çelikler var. Şöyle bir zehir var. 6 metin, 8 güç, 8 bayılma, 43 ortalamalı. Bu zehir bence güzel bir zehirmiş. Satılır diye düşünüyorum. 20 yemişli bir kuşak var, 7 ortalamalı. Herhalde bu kadar itemler. Şöyle de biraz tılsım aldık. Bunlardan çoğu artı 0. Bir tane böyle artı 1 var, 30 böcekli. Bir dakika reis, 9 tane de ay taşı varmış. Bir de şu şekilde şimşek tılsımı artı 1 var. Bu da değişmelik galiba, bakıyorum. Herhangi bir düzgün bir efsun gözükmüyor. 9 tane de ay taşı. Şimdi bu kadar eşyaya topluca bir fiyat biçmeye çalışacağım. Eğer param yeterse biraz üstüne kar payı koyup satabileceğim şekilde bütün eşyaları almaya çalışacağım. Yetmezse alabildiğim kadarını alacağım. Ben bir gideyim araştırayım. Bayağı bir uzun sürecek benim için bu. Şimdi tekrar oyuna giriyorum. Bayağı güzel bir ticaret yaptık. Bayağı fazla bir ticaret yaptık. Hatta bütün paramı verdim. Öyle diyeyim size. Yüklü miktarda bir ticaretimiz oldu. Göstereyim size. Biraz önce gösterdiğim itemlerin hepsini aldım. Param tam ucu ucuna gitti ayrıca. Arkadaş da sağ olsun, izliyorsa selamlar, kırmadı. Bayağı bir indirim sağladı bana. Galiba burayı bırakıyormuş. Ya yeni sunucuya başlayacak ya da başka bir sunucuya geçecek sanırsam. Şöyle elimde bir pet var. 81 level. Nessie. Oranlarını görüyorsunuz. Canavar, Talim, Berserker, Emily. Bunu satacağım. Özelden ulaşabilirsiniz bana. Fiyatını tam belirlemedim. Özelden belirleriz. 81 level. Hazır kitaplı gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir tahta ayakkabı var. Bunları pazara atacağım. Aldığım itemleri size gösteriyorum neler aldığıma dair. Şöyle bir cennetin gözü bilezik. Art 9. Çift element. 2K IP'si var. Sersemlik 20 şeytan, 6-7 seyikli bir kaplan kalkan, 20 ork 20 şeytan bir abonos küpe, art 9 bir korku maskesi, art 9 bir cennetin gözü bilezik, 2 kip 5 karetik, art 9 bir demir kask, bu şekilde bir sunları, art 9 bir şahin kalkan, sersem 15 blok, art 9 bir anka ayakkabı, 5 kritik 1.5 kip'si var, 2 tane değişmelik diyebileceğimiz bir siyah çelik art 9. Bir tane artı 7 mavi çelik, 50 STR'li, 10 şimşek, 1.5 AP'li. Bir zehir var, 43 ortalama. Bu zehir ve kinin fiyatlarını çok belirleyemedim. Buna benzer bir zehir veya kin yoktu piyasada. 3 aşağı 5 yukarı anlaştık diyebilirim. Efsunlar güzel, kullanışlı. Güç 8, bayılma 8, 6 metin, 43 ortalamalı bir zehir kılıcı. Şu şekilde bir King kılıcı var, 6 metin, 45 ortalama, art 9. Şöyle 20 yemiş bir kuşak var. Bu 20 yemiş kuşağı belki benim Ninja'da kullanırım. Ninja'daki 19 yemişi de satabilirim. Ninja'daki kuşak çünkü STR'li, ortalamalı değil. Şöyle tılsımlar var, bunları göstermiştim zaten. Burada artı 1 bir şimşek tılsımı var. Şurada da bir artı 1 ateş tılsımımız var. Şöyle bir 9 tane ay taşı var. Toprak tılsımları falan bayağı ucuzlamış. 30 eme düşmüş şu tılsımın tanesi. Ay taşı da 50M civarlarında. Bunlar bende vardı zaten. Arkaya geldiğimizde ise arkada pek bir item yok. Sadece yavrucuk kutuları var. Bu yavrucuk kutuları yaklaşık 110 tane yavrucuk kutusu aldık. Toplam buraya verdiğim para 140 won. Buradan ufaktan da olsa güzel bir karımız olacak. Yüklü miktarda item aldık. Arkadaş da bizi kırmadığı için bayağı bir indirim sağladı zaten. 110 tane dediğim gibi toplamda yavrucuk var. Yavrucuk kutularında tanesini 30M'den verdi. Normalde 35M'lerden falan gidiyor şu an tanesi. Bunları bekletiriz. 40M, 45M çıktığı zaman satarız. Geri kalan yavrucukların hepsi de yan hesaplarda. Çünkü bu hesapta artık yerim kalmadı. Gidip pazarı bir kurayım, yenileyim.
İtemleri de kurduktan sonra gösteririm. Pazarı ayarladım. Şöyle itemlerin hepsini koyabildiğim kadarını koydum. Koyamadıklarım üstümde duruyor, gördüğünüz gibi. Kuşağı mesela ninja'ya aktaracağım veya zihinsele de aktarabilirim şimdilik. Çünkü ortalaması ve STR'si bir tık benimkinden daha iyi. Bu tılsımlar falan koyamadım. Pazarımda yer yoktu. App kuponlar da bayağıdır pazarımda duruyor. Ben bunları satarken 1 bondu. Yaklaşık üstünden 1 hafta geçmiş, gördüğünüz gibi. Yarısında ticaretle satın almıştık. Yani şu an piyasalarda 70 M'lere düşmüş. Bunların piyasası yeni sunucuyla birlikte yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü çoğu kişi yeni sunucuya geçmek için app kuponu alacaktır. İlla ki piyasaları artacaktır. Bunlar şu anlık 1 bondan dursun. Ne zaman yükselirlerse o zaman giderler. Koyabildiğim şekilde itemleri pazara ekledim. Bir pet duruyor. Pet'in taliplisi, alıcısı varsa özelden ulaşabilir bana. Kullanışlı. Nessie peti bu arada. Zaten ismi de yazıyor gördüğünüz gibi. Bu zehri bir test etmek istiyorum. Biliyorsunuz bende bir Zodiac kılıcı var. 37 ortalama. Bu 43 ortalama. Hem de akıllardaki o soru kalkmış olur. +9 37 ortalama bir Zodiac kılıcı vs. +9 zehir kılıcı 43 ortalama. Artı bir de 8 gücü var. Bunun farkı ne kadar? Hemen hemen ben birbirlerine yakın olacağını düşünüyorum. Birlikte göreceğiz. Yavrucuk kutularını dediğim gibi şu anlık satmıyorum. Yaklaşık 130 tane bir yavrucuk kutumuz oldu. Bunları piyasalara yükseldiği zaman satarız. Şu an zaten istesem de ekleyemem. Pazarın full çakılı. Bir de pazarın da son bir günü kalmış. Yani inşallah bu pazardakilerin çoğu satılır ki yeri açılır. Yoksa bir sürü item aktarmak zorunda kalacağım. Şöyle yapacaktım. Zodiac kılıcını ve zehir kılıcını karşılaştıracaktım. Bu ikisinin arasındaki farkını gösterecektim. Fakat şu an Robin Event'i mevcut ve 1 saat falan oldu, geçti bile başlayalım. Diyorum ki şimdi Metin aramayayım ben. Bu videoyu burada noktalayalım, tadında kalsın. Bir sonraki video büyük bir ihtimal bir sonraki güne yetiştirme ihtimalim var. Bu size bağlı. Güzel bir like ve yorum gelirse yatmam, etmem. Gerekirse uykumdan kısarım. Bir sonraki gün hemen yeni videoyu ayarlamaya başlarım. Bu zehir kılıcını ve Zodiac kılıcını deneme aşamasına geçeriz. Yani Metin bulamadım. Birkaç yere baktım. Robin'den kaynaklı herkes şu an Metin aradığı için maalesef Metin bulamıyorum. Bir sonraki video güzel bir video olacak. Bu zehri ve Zodiac'ı deneyeceğiz. Bu zehir gerçekten güzel bir, kıymetli bir zehir. Arasındaki farkı göstereceğim size. Ayrıyetten bir tane eldivenimiz vardı bizim. Onu 7. Efsun'a bıraktım. İnşallah eklenmiştir. Eklendiyse elimde bir tane kutsama var. Güzel bir Efsun yakalayabiliriz. Onu deneyeceğiz. Birkaç tane böyle farklı şeyler deneyeceğiz inşallah diğer videoda. Bu videoda pek bir şey yapamadık. Yine ticaret üzerine uğraştık. Bir de biraz tatilden geldiğim için pek oyuna adapte olamadım. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki video hepinizi bekliyorum. Zehir ve Zodiac kılıcı arasındaki farkı tahmin edebilecek varsa yorumlara yazsın. Zehir mi fazla vurur? Zodiac mı fazla vurur? Yoksa ikisi de eşit mi vurur? Ya da Zodiac fark atar geçer mi? Bunu siz belirleyin. İlla ki kullananlar vardır, bilirler. Bakalım, bekliyorum yorumları. Kim daha çok yaklaşacak? Yaklaşan, bilen olursa bir sonraki videonun kapağına koyarım o kişiyi. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.